Demek başladık diye alamam mı? Heh. Şimdi yakaladık bütün ekranlarda share play. Hamaga ko'rinayotgan bo'lsa, demak bizlarga kecha uyga vazifa nima berilgandi? Birinchi men sizlarga buni tushuntiray. Bu yerdan check out qilib lesson 2 ga o'tganingizda kechagi o'tilgan mavzuni haqidagi bütün qilingan ishlamlarni ko'rishingiz mumkin edi. Bu yerda masalan nimalar o'tgan desiz, mana committee storiesiga bossangiz ko'ra olishingiz mumkin edi. Demak, nimalar qilgan ekanmiz? Produkt tiplarini o'rgangan ekanmiz, lekin buni ilgisida yana bir narsa yozilgan. Produkt tipi yaratildi va resolverga implement qilindi deyilgan ekan. Ana undan keyin edit query array in objectives demişiz. Bu yerda nima qilingan ekan? Demak, query tipi anaqa qilingan ekan. Array shaklida yuklangan ekan. Undan keyin query'de me endpoint qo'shilgan ekan. Ana undan keyin mutation haqida ishlam qilgan ekanmiz. Ondan keyin va mutation create ikinci bölümde ise mutation update va bu yerda ilgi vazifa nomi qilingan ekan. Kechagi o'tgan mavzularimiz qisqacha bo'lar ekan. Ana undan keyin sizlardan keyin men buni eslaringizda bo'lsa PHP'de ham example qilaman degandim. PHP'de example'ni qilgan edim. Ko'rtirganingizda basic example bunu da video olarak doğru. Of, nahat ki ya. Yo, nimaga bunaqam chiqyapti-ku? Balki sizdadir muammo. Hamma eshitilmayaptimi ovozim? Ah, rahmat. Davom etishi mumkin mu? Plus yozinglar. Rahmat, o zaman devam etmem. Ondan ki bu PHP'de bir example kıyandım. Bunu hem şu kaysi kütüphanadan kullanılanlarını nakadan bu Composer.json file'den görüşürüz mümkün. Normalde PHP için en meşhur bugün bu GraphQL PHP kütüphanasını kullandım. Ana ondan ki Node.js tagisini zaten sizlerle beraber kılgan edik. Demek ilgi vazife zaten yazılgandı bir yerde nama kılınış gerekliliğini. Yani sizlerge bir yerde query ve mutationlarını yazgandım. Bu query ve mutation'ge kura sizler bunlarda resolver'larını yazışlar için ve bir de skalar tiplerini bir de implement yani skalar ve object tiplerini bir de implement kılışlarınız ve resolver'larda yazıp ta your example application kılışlarınız gerek idi. Demek bunu yeçimi kandayı bulardı. Bir yerde bir kişi uyga asfanı bacardı. Hazırdan Zafer'e judayam katta rahmat hammani oldu da etey. Judayam yaxshi ish qilibsiz, faqat sizda bitta kamchiligingizni aytaman. Bunu unaqa noto'g'ri tushunmang. Bu yerda qarang, bütün ishlamingizni initial commit bilan bitiribsiz. Men hozir bu yerdan qanday bilaman qayerda nima yozganingiz? Tamam, bu yaxshi fikr bo'ladi. Men buni hozir sizga buni aslida merch chiqmoqchi edim. Undan keyin dedim ki, bu GitHub'da commit yani contributor qilishdan to'g'ri o'rganish maqsadida buni qaytarib yuborishga qaror qildim. Chunki bu yerda qarang, men bu yerda nima qilganman, hammasini bir boshdan ochib ketaverganman, loyihasini yozib. Ammo sizda bir dona initial commit bor. Buni ichiga kiryapman. Tamam, bu yerdan ham ko'rsam bo'ladi. Va bütün load ha qarang, yana bitta kamchilik. Package look.json. Nimaga menga buni jo'natyapsiz? Normalda bu GitHub'da yuborilmasligi kerak bu fayl. Ya'ni bu Gitignore'ga qo'shilish kerak. Bu tak. Ana endi bu yerda qilgan ishingiz. Men bitta narsaga hayron qoldim. Nimaga eski yozilgan kodlarni o'chirdingiz? Bu o'chirishga haqqingiz yo'q birinchidan. Bundan keyin davomadan qilib ketishingiz kerak edi. Ya'ni burasi uzun query list bo'lishi kerak edi aslida. Yodinebli mana bu yerda server.js demasdan Zafar chiziqcha server.js deyishingiz mumkin. Chunki bu example application, tamam mı? Siz o'zingizni taskin fayl bilan qo'shib ketishingiz kerak. Shu sababli bu Sodiq Mirzolarga keyin qaytamiz. Shu sababli tamam, birinchi dars uchun kechirsa bo'ladigan xatoliklar, ammo buni hozir qaytarib yuboraman, qaytadan bularni hammasini commit qilib chiqasiz. Ana endi kodlarda to'g'ri yozilganmi, to'g'ri yozilmaganmi buni tekshiramiz. Demak, bizlarga uyga vazifa nima berilgandi? Yana bir bu yerda new sekmechada boqamiz. Bu yerga shunday Node.js, src, uyga vazifa. Buni mana bu yerga shunday olib kelamiz. Demak, bu yerda create user degan bir mutationimiz bor ekan va uni bir create user degan inputimiz bor ekan. Hadi bakayım. Demak, bu yerda Zafar nima qilibdi?
create user naqasini yozdi. Güzel, juda ham chiroyli, mantiqli. Name. Men bu yerga plus deya olmayman. Bu yerda nimaga faqat name? Bu yerda nimaga faqat name? Birinchi. Bu odamni ismi yo'qmi? İkinci, bu adamın familiyası yok mu? Üçüncü, bu adamda, yani adam da bir az yapma, halsaların query input işlerine mümkün. Meşhur çünkü şunarlı bolsun diye manada. Bu adamda email ya ki username yok mu? Yani adam login bo'layotganda de qanday web saytga kirish qiladi? Va bu oxirda avatar, bu optional required emas. Bu odamda avatar yok mu? Start review. Mana tag bu birinchisi. Bu yerdagi kamchilik mi deyim, nima deyim, naqadan. İkincisi esa aslında email yozgan ekansiz, ming bor uzr bunu ko'rmabman. Ama username ham qo'shishingiz mumkin. Bu yerga zaten optional deganim uchun uncha anaqa qilmang. Buni ming bor uzr qaramayman bu yerga email. Hatto buni edit yapabilir miyim? Ha, yapabilir ekanman. O zaman shunday qilaylik. Buni o'chiraylik deb kafamız qarışmasın. Demek. Undan keyin update'da da aynı şekilde bu yerga tepadagini o'qishlaringiz uchun bu yerga qo'shimcha qo'shmayman. Undan keyin delete user input. Güzel, juda chiroyli. User'da input o'chiryapsiz. Ama bu user'da kim o'chiryapti? Yani siz bularda tracker qilishingiz kerak. Mesela sen bu foydalanuvchini o'chiryapsan, ama men buzg'unchidirman belki. Kim o'chirgan? Çünkü kesinlikle bu yerga qo'shish kerak user ID'ni. Bu foydalanuvchi. Foydalanuvchini kim o'chiryapti? Bu yerga ö manda yozlar diyor. Bu ikincisi. Tak. To do. Yaxshi. Güzel. Bu sevindim. Bunu judayam chiroyli yazıpsız. Status. Tamam. Aslında bu yerda biraz body'den keyin content'ten bo'lsaydi belki optional yani required bu olmagan shu sababli bu yerga buni ham qo'shaman. Chunki hozirdan bu bularga logikamizni yanada yaxshiroq qaratishimiz kerak. Bu yerda deymizki belki content ham bo'lishi mumkin edi. Xo'sh. Buni ham yozdik. Ana undan keyin demeymiş, update to do zaten bu belli. Delete to do da. Ha, bu hem güzel ama bunu kim uçurganligini yana bu yerde yana unutganmiz. Bunu bu to do'nu kim uçuryapti? Tamam. Bunu hem yazdık. Hoş to do. Bakayım. Bu yeri endi bu yerini men doğru deb hisoblamayman. GraphQL'da men mana shu yerda shunaqa xato qilishini his qilgan edim. Lekin bunda bu tamam, bu aslida buni bo'ladi ham deyishimiz mumkin, bo'lmaydi ham deyishimiz mumkin. Hani ikki xil naqa bor. Lekin GraphQL ishlatgan uchun, ya'ni REST API'dan ustunligi bo'lgani uchun GraphQL'da bizlar user ID deb olishimiz bu yerda biroz noto'g'ri arkadaşlar. Ya'ni bu yerda bizlar bunday deyishimiz kerak edi. User ID nega? Nega bro? Biz axir GraphQL ishlatyapmiz. Demek, bunu o'rinda men nima qilgan bo'lardim Zafar o'rinda? Bu yerda user deb, anondan keyin user tipini yozib qo'yardim. Masalan, example olarak bu yerga bunday qilib yozishim uchun GraphQL, anondan keyin buni yoz. Va tak 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 qilsam, adashmasam agar bu to'g'ri bo'lishi kerak. Yani bu user ID'nin o'rniga user 2.user deseydim, mana buni bizlarga berar edi. Tushuntira oldim mi? Shu sababli buni mana shunday qilishimiz mumkin edi. Bu ham biri. Ana undan keyin delete user. Ilginch.
user nima ga ismga ko'ra delete qilinyapti? Normalde user ID'siga ko'ra qilinishi kerak. Nega username'ga ko'ra ko'chiryapsiz? Va bu user'ni kim o'chiryapti? Tamam, bunu hem review'ga yönelttik. Hoş. Bu yerde hem user ID eksik boya etkenimde. Demek bu yerde tamam bunu zaten mi yazganıdım. Bu güzel, bunda sorun yok. Tamam, bu yerlerde hem sorun yok. Ana indi kelamiz navbatimiz nakaga. Resolver'larda tekşirişke bir yerde bir user nakası varmış. Ve tamam olur. Ama bu fake data'da ben tüdüğünü ben bunu kımagen bolar edim. Doğru. Belki bu yem doğrudur da ama bunu çok kafamı takmayayım ben. Hoş. bu umuman ne doğru. Bunga men bir, hatta eksi bir, minus bir baka koyamam. Neye? Şu bunga aç, bu umuman ne doğru. Find işler gereğiydi arkadaşlar onu oraya. To do. Of, bu da aynı şekilde. İltimas find metodunu kullanayım. Ha, bu arada bu hem yeçim bunda işliydi mi? Elbette işliydi ama bunu oraya hazır siz bu ID indeksti yani indeksle işli yapsız. Lekin bizlerce find metodu yine de doğru. Create user'da bu abimiz güzel işlem yapmış. Nasıl ya? Neme gel? Ben bu bu niye umuman karşı? Ben buna uğruna gelmeyeyim de kıyam bulardım. Mesela data dot users dot bunu JavaScript language'de yazsın. JS bir gelmiş şimdi kolaylık. User LNGTH plus one. Ben bunu yakalardım. Все. Data'nı bar lentge bir de koşup koy. Bunu hamaga tushunarli deb o'ylayman. Va burada bir yana bir narsani unutmam. Bu her ehtimolga qarshi parse integer degan JavaScript'in anaqasi bor. Ne olur ne olmaz degan anaqada integerga parse qilib qo'ydim. Bu zorunlu emas. Xohlasangiz yozing, xohlasangiz percentage de yozmang. Uning hiç alakası yok. Qolgani to'g'ri, bu yerga bir narsa deya olmayman. Update'imizda tamam, bu zaten meni naqamdi aynisini qilgan. Bu üç sababli bunga hech narsa demayman. Güzel. Create to do. Endi bu yerda tekshirishlarni ko'ramiz. Qani qanday tekshirdi? Schema to do 1 degan. Bu yerda boya endi to do 1 degani bu indeks bo'lgani uchun ikkinchi aslida ikkinchi to do'ni sizga berayotgan bo'ladi. Buni hammamiz bilamiz. Va bu yerga bu noto'g'ri ish bunga tegmayman. Test qilish to'g'ri, lekin yechim noto'g'ri. Bular da to'g'ri. Va ishlamlar uyga vazifasi deyarli to'g'ri deyman. Va buni finish qilaylik. Va men buni kesinlikle anaqa qilaman, qabul qilmayman. Shu sababli buni bu yerga deymanki, qaytadan yozib jo'nating. Qaytadan yozib jo'nating. Shunchaki comment yozamiz bunga. Tamam. Va bu yerda hammasini ko'rdilaringiz, nimalar qanday qilinishi kerakligini va shunga qarab to'g'irlab jo'natasiz degan umiddaman Zafar. Siz buni yangidan boya men aytganimdek qilib, bu birinchidan server JS'lar nomlarini o'zgartirib, masalan Zafar sizga server JS yozsangiz, juda sevingan bo'lardim. Chunki o'rnak vereyim, ertaga masalan Anvar qilsa, Anvar minus server JS qiladi. Ya'ni bu men bu maqsadda nimaga erishamiz? Mana bu yerga kelgan vaqtda Node.js'ga kirganda, source'da ichiga kirganda server nima qilganini, Anvar nima qilganini hammasini mana bu yerdan ko'ra olaman. Hozir men server yozganini mana yerga qabul qilsam, merge qilsam, men yozgan bo'lgan hamma kodlarim o'chib ketadi. Undan keyin uyga osvani qilganlar hozir Zafarda naqalarini xatolarini to'g'irlagan uchun bundan aynisini copy paste qilmanglar iltimos. Yani kısalarını hem özlerin bilirsiniz. Sonunda hamma özü için örgün yaptı. Kim kendi hata kısa, o şey hatasını doğrulasak mı nerede hammanın içi de? O şundan yana da yakışık karar çıkaradı. Digen maksatta edin.
Xo'sh, vaqtimiz oho 7 minut lishni gapiribman. Kimda qanday eski savol bo'yicha javoblar, nima deydi, savollar bor. Birdan bunga o'tsak, undan keyin yangi mavzuni boshlaymiz. Ugasvan yechimi tushunarlimi hammaga? Plus yozinglar, tushunarli bo'lsa, tushunarsiz bo'lsa minus yozinglar, undan keyin guruhda savol beringlar, qog'ozlar mikrofon bilan. Hech farq etmas. Xo'sh, screen sharingni biroz turdiray, lishni trafik ketmasin sizlardan ham. Stop sharing. Tushunarli bo'lganlar plus yozsin, savolli bo'lganlar savolini yozsin. Lütfen vaqt qaybetmaylik. 2 minut vaqtimiz qoldi chunki. Hamma gapirishi mumkin, gapirishga ruxsat berilgan hammaga. Bu arada Zafar Malades, men sizdan juda xursand bo'ldim qilgan vazifangizda. Bu arada kimdir kecha PHP'ni to'ldirib qo'yaman dedi. Hech kim qilmabdi masalan uni. Bunga ham biroz üzüldüm, xafa bo'ldim ya'ni. Hamma narsani men tayyorlab berishga majbur emasman va buni hammamiz barobar o'rganyapmiz. Shuning uchun hamma bir xil harakat qilsin. Vaqt yo'qotmaslik uchun audio xabar savol berishlaringiz mumkin bolalar. Haliga ko'p vaqt ketadi yozsak. Hammada gapirish huquqi bor, gapirish mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tajriba yo'q edi. Hali umuman boshlamaganman, bironta proyekt qilmaganman, REST API bo'yicha hech qanaqa ish qilmaganman, shunchaki o'rganganman. O'zi ko'p narsa qilmoqchi bo'ldim, o'xshataman nima shularni vazifada ko'p narsani tajriba yo'qligi sabab baholasang bu yo'qiga harakat. Malades, ammo gapingizni bir ro'g'a bo'lay, men sizdan juda ham etkilandim, bu nima degani? Juda ham qilgan ishingizdan qoyil qoldim. Chiroyli qilgansiz, qo'lingizdan kelgancha juda yuksak samara. Baho. Bu yerda boyagi resolverlarda yozgan anaqalaringizga, logiklaringizga u hech darsimizga aloqasi yo'q. Shunchaki yozgan kodingizni ko'ring, review qilib o'tib ketdim. Siz hali kamchiliklaringizni aytganim xafa bo'lmang, naborot xursand bo'ling, chunki endi bundan keyin unaqa xato qilmaysiz. Hech kim bir kamchilikni aytganda xafa bo'lish kerak emas. Meni izza qilyapti yo hurmatsizlik qilyapti menga deb tushunmanglar. Shunchaki sizni bilimingizni yanada oshirish maqsadida qilinayotgan ishlar bular. Tushuntira oldimmi? Shuning uchun hozirdan aytib qo'yay, endi siz buni noto'g'ri qildim degan vaqtda xafa bo'lib qolmang ya'ni. Bu sizni kelajak o'zimni ham masalan. Ha shuncha xato bo'lsa sira. Ya bexijolat, ana xijolatchilik yo'q, to'g'ri albatta. Xursand bo'laman. Endi tushuntirsangiz men xursand bo'laman va xatolarimni to'g'rilayman. Shunchaki o'sha tajriba yo'qligi menga pand berdi. Bironta proyekt qilmaganman hali o'zi yangi ish boshlaganman. Realni proyekt qilmaganman. REST API'da ham ishlamaganman-da, o'shaning uchun sal muammo bo'ldi shekilli, menimcha. Keyin qolgan savollar bor edi, boya keyingi to-do ga ID berish masalasida lens o'sha RN uzunligini lensiga bitta bir qo'shsa bo'ldi dedingiz-ku. Agar aytaylik oradan bitta ikkita to-do'lar o'chirilgan bo'lsa, ID katta qiymat bilan turaveradi. Masalan, 6 ta to-do bor edi-da, orasidan 2 tasini o'chirib tashladi. Uni lenzi 4 ga teng bo'lib qoladi, lekin oxirgi ID 6 ga teng bo'lib qoladi. Agar biz qo'shsak, unda ID takrorlanib qoladi-ku siz aytgandek qo'shsak. Ya, bu bizlar birinchidan static data qo'llanyapmiz. Bu yerda bir narsa yuklaganingizda, u yerga tap deb qo'shilib. U shunchaki bizlar hozirgi logikamiz to'g'ri bo'lsin, u gapingiz to'g'ri, esinliklar. Bu yerga set qilmayapmiz-ku. Ya'ni siz o'sha datani push qilganingizda u yerga taqqa etib yozilib qolmaydi-ku. O'chirganingizda yerdan taqqa etib o'chib qolmaydi. U yerda har doim static qotib turaveradi 4 ta data. To'g'ri. Shu sababli aytdim, uni bilaman. Shuning uchun men uni aytdim. Bu savolni berganingiz uchun ham juda ham rahmat. Bu o'shaligi nekadar yozgan kodlaringizga ahamiyat berganingizda belgisi. Juda xursand bo'ldim savol uchun. Xo'sh, sizga salomat bo'ling.
Eyvallah. Azim, Suhra bayısız naka yazgan nesmesi için uçuru arıpsız. O neyim ayte, başka günlerge min bar uzur, ilacı yok. Çünkü benim özümdeyim başka elge, örgün edigen derslerim var, kurslarım var. Onunla bu katnaşım ben, ondan taşkari iş hanada işlerim kogan kullarge biraz nispeten kubra. Şu sebeple ilacı yok, başka günü. Fakat çarşamba, şembe ve yekşembe günü. Çünkü bunu cüdeyim kub tartıştık. Velege sizden aldın, ben şu bu grupta yığılıştan aldın, 15 kişilik cemaamız var. O kişiler bilen dersleri kendi ütemizi polis muhakeme kıldı kayısı vaxtlar deyip ve en uygun vaxtlar bu bugan için ders vaxtını, saatini, sekundu geçe özgertişte ilacı yok. Hoş. Yine kimde kendi saval var? Ötken mavzu boyunca savalan buluş mümkün sizlerde. Bu ne soruşlarım mümkün? Üniversitede çınmaçılık bugan buluş mümkün soruşlarım mümkün. Eğer yok olsa yangi yeni mavzunu başlayış için hemen plus olsa birden yeni mavzunu başlayışımız mümkün. 3 minit vakti yok yaptı çünkü. Bir. Tam qolganlar demek derste yok deb tasavvur qiladigan yo'q shemiz 6 kishi javob berganga ko'ra. Xo'sh, o zaman men boshladim. Bugungi darsimiz biroz nima deydi? Yana dokumentatsiyaga qarab ketadiganga o'xshaymiz. Chunki kecha biroz ilar nima deydi? Tezroq ketib qolibmiz oldinga, tezroq harakat qilib qo'yibmiz. Demak, bugungi darsimizda nimalarni o'rganamiz? Birinchi o'chirda mundarijamizga qarashimiz kerak. Bizlar devdikki, tiplar, skemalar va resolverlarni 3ta darsda o'tamiz dedik. To'g'rimi? Bunda va kechagi darsda hammasini birinchi общий ham tipda o'tdik, ham skemani, ham resolverlarni o'tdik qorishiq olarak. Undan keyin aytdim-ku, bu 3ta darsda uchovini navbat bilan mix aralashtirib o'taman, har birini atdilan-atdilan uchta iloji yo'q dedim. Va undan keyin mana bu miydi? Ha, mana bu yerda yaxshi bir kontent topdim va bundan sizlarga tushuntirishga harakat qildim. Deyaptiki, bu yerda GraphQL'da 5 ta tip bor deyapti. Birincisi scalar, ikincisi object, üçüncüsü query, dördüncüsü mutation, beşincisi enumlar. Bu yerde bundan keyin subscriptionlar ham bor, u ham bor. Endi bu yerde onu yozmagan, u ham esdan chiqmas. Onu zaten keyin boshlaymiz, yana da keyingi darslarda o'rganishni boshlaymiz. Xo'sh, bu yerde skalar tiplarga nimalar kiradi? Skalar tiplar o'zi nima desek, bu skalar tiplar hozir bu default destekleydigan GraphQL'da o'zining ichida default keladigan skalar tiplarimiz integer, float, string, boolean, id. Va bulardan boshqa xohlaganingizcha tiplarda naqa qilishingiz mumkin. Bu skalar tiplarda yasashingiz mumkin. Masalan, oddiy misol. Kechirasizlar. Mana bu id'miz bir skalar tipi. Stringimiz bir skalar tipi. Boolean'imiz bir skalar tipi. Bu yerde ko'rib turibsiz. Juda ham ko'p tiplar yok. Masalan, datetime tipi yok. UUID yok. BigIntegger yok masalan. Ya da ne bileyim, yana nima bo'lishi mumkin? Array bor da object yok masalan. Default object. Ular masalan yok. Yana masalan ne bileyim, bu buffer formatı yok masalan. Yani izlesek juda ko'p. Juda ko'p formatlar yok. Ya da timestamp, ya da time'da o'zi bo'lishi mumkin. Ularda hammasi yo'q. Va shu ularda o'zingiz custom scalar type'larda yozib olishimiz mumkin. Uni birozdan namunada ko'ramiz, ya'ni o'zimiz yasab. Xo'sh, ana undan keyin scalar type'lar nimaligini bilib oldik. Ana endi ikkinchisi object type'lar deyapti. O object type'larda esa ma'lum bir objektda oti bor, uni ichida type'lari bor, name key'lari var va key'lariga scalar tiplarini beramiz. Ya'ni bu nima degani bo'ladi? Uyga vazifadan yana kelaman. Bu yerda deyaptiki, bu mana bu demak bir object tip deyilar ekan, to'g'rimi? Ya'ni o'zaligisidan ham belli degani nima edi? Tushunarli. Tushunar mana bundan ham belli anaqasi, ya'ni bir object ichida. Ya'ni object ichida bir key var, key masalan ID va uni valyusi bor. Valyusi esa bu scalar tipga teng bo'lishi kerak deyapti. Ya'ni ID, ya'ni GraphQL'ning scalar tipi. Ondan keyin name'imiz valyusi key oti name, valyusi string. Yana bu bir scalar degani. Ondan keyin state'da aynı şekilde. Xo'sh, bu object tipi sizlarga tushunarli bo'lgan bo'lsa, bu yerda nima emish? Query tip. Bundan keyingisi. Ha, bu yerde yine deyaptı ki, ha, bu zaten birden query'e ötüp getirdi. Ha, bu arada object tip içinde array'e buluşu mümkün. Yani hoklayan anakayınızı yazışınız mümkün. Fakat mesela anakayın içinde object'i özünü yazmayız. Vay.
example burada mıydı? Ben mesela neyimde string deyip ereyim kubal şeyiz mümkün. Huddu bana bu şekilde. Hiç fark etmez. Hoş. Ondan ki query tiplerine gelemiz. Query tiplerimiz bu yerde neme de yaptı? Bir uzbekçeki tercüme kılamız. So, malumatlarını alış için GraphQL soru işletilirdi de yaptı. Bu riske asoslanan API'larda resurs soruşku okşaydı de yaptı. Adli buluşu için soru türü mücaz ilavasıdan GraphQL serverine yubarılgan soruydu. GraphQL sorunu anıqlaş için schemanı anıqlaştırılıdan faydalanadı. Soru türü sorunu anıqlaş sintaksiye kuyudaki verilgen de yaptı. Yani bu query'lerde bizlerge asosiy maqsadi REST API'lerde endpoint'ler deymiz ku. Ana o'sha narsalarni bizlerde query deb aytar ekan bunun ichidagi field'larini. Va query ham bir objectdir. Object ichida bunaqalari bor. Bu key value'lari bor. Bunda ham aynı şekilde. Va bularni deyapti tushunish uchun bu schema definition language'dan foydalanib bularni senga naqasini qilib beradi deyapti. Ana undan keyingisi mutation tiplari. Bu mutation tipleri ise ne demek ki? Hani bunu hem tercüme kılalımız. Bu arada koruyapsızlar. Bu Google Chrome işletiyorum ben. Özbek diliğe hoklagan ise translate kubu alışıyız mümkün. Hoş. Mutasiya türler. Mutasiyalar bu malumatlarını yaratış, yangilash yoki uçuş üçün serverge yubarladigan operasyalardır. Bunlar riske asoslanan API'larını çakırış üçün put, post, patch ve delete fiillerge okşaştır. Doğru. Ama bir yerde yazılmayan bitti nasıl bu? Mutasiyalar bizlerge her daim bu GraphQL'da post request ile amal başladı. Yani siz GraphQL'da hiç kaçın put, patch ya da delete metodlarını işletmeyiz. Hoş. Mutasiya GraphQL'nin ildiz derecesindeki malumatlar türlerinden biridir. Vallahi Özbekçe'ye tercüme hakem bu seken benim bu gattı manasını düşün olmadım. Soru türü malumatlarını alış operasyası. Operasyonları üçün kırış noktalarını bilgileydi. Mutasiya türü ise malumatını manipülasyon kılış operasyonlarını üçün kırış noktalarını... Uf, umumən düşünmədim ya. Düşüngənlər busa, çoğalarsa da meselelerine gözüm düşüngənin, bilgənin de anlatamam. Ya, umumən düşünmədim bu Ali Özbekçəgi manasıya. Yani mutationlarda vazifası, mutation tiplerinin vazifası, şu credible işlemler, create, update, delete işlemlerini bacarış üçün işletilədiyən bir object tipidir. Yani bir de mutation içinde yani endpointler hem deyişimiz mümkün. Benim de key value'lar var. Bu key'de ligisi bu endpoint'de atı. Value'si ise sizge o şey bacarılıydıgın action'de rule'de koydasını bilgiler. Deyiz mesela bir de ne maddi olsun bu seyir. Bu resolver'a getim. Bana şurada kılınıydıgın işlerde bacarı bir kursatı birer. Burada zaten example kursatıdı. Deyipti ki add student. Bir de deyipti ki mende bir endpoint'im var add student degen. O endpoint'im tipi mutation. Demek bu neme degeni? Demek studentte database'ge ya malumatlar onbarıge yükle degeni manada. Ve bu add mutation'im de yaptı. First name, last name oladı. Yani birinci familiyası ve ismini oladı. Ve onlar benim string formatı da gelirdi. Ve ben seni response olarak de yaptı. Sen benim bu narsalar bir geldi. Sen response olarak studentte bir objectini yubaraman de yaptı. Bu yerde vallahi neme var yazma gen. Ondan ki enum tipleri var de yaptı. Bu enum tipi anaqaga o'xshaydi. Qanday tushunsangiz. Enumni hamma bilsa kerak nimaligini. Buni ochiqlamay yoki chevirsam bilarmikan. Yo'q, buni ham vallohi anaqa qilmadi. O'zbekchaga tarjima qilmadi. Enumni hamma bilar ya, men bolalar bunga aliga qilmayman. Ochiq enumni nimaligini tushuntira olmayman sizlarga. Enum scalar tipiga o'xshaydi, deyapti. Enamlar maydon qiymati belgilangan variantlar ro'yxatidan bo'lishi kerak bo'lgan vazifa. Buni ham tushunmadim nima degan o'zbekchasini. Sizlarga tushungan basic tushuntiray. Bu ham skalarga o'xshaydi, deyapti, tamammi? Bu yerda skalardan bir farqi enam tipida value'larni nomini o'zingiz xohlaganingizdek berasiz. Xohlasangiz ali, xohlasangiz vali, xohlasangiz liboy narsa. Ve bir de mesela bir de Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday deyaptı ki ve bunlar da bir response olarak da ben şu aynı adını alır string formatı da. Hoş, ondan ki list type'ı var deyaptı. Yani bir de list type'ı yazgan mıydı yukarıda? Yok, yazma gereken. Ondan ki list tipi hem var deyaptı bana bir de. Bu list tipi, hani bunu Özbekçe'ye tercüme kılaydık, bir de doğru tipti mi? Ro'yxatlar ma'lum turdagi qiymatlar massivini ifodalash uchun, ha, massiv degani list degani uchun ishlatilishi mumkin. Ro'yxatlar obyekt turlarini
skalarlar va raqamlarni o'rab turuvchi. Buni ham o'zbekchasini tushunmadim o'zim. Ya'ni list datani array qilib olishda deyapti va buni ichida xohlasang skalarlarda ishla, skalar tiplarini buni ichida kelishiga required majbur deyapti. Ya'ni object type ham bo'lishi mumkin buni ichida, yo har qanday skalar type ham bo'lishi mumkin. Bu yerda istaganingni naqa qilish mumkin. Xohlasangiz enumni ham qo'yib qo'yishingiz mumkin bu arrayni ichiga. Va ha, bu yerda example bergan to do degan naqasi bor. To do'ning ichida har qanday string bo'lishi mumkin, faqat u array formatida deyapti, ya'ni list formatida deyapti. Va undan keyin non nullable type, ya'ni null bo'lmagan tip deyapti. Ya'ni bu mana bu belgi. Buni zaten sizlarga tushuntirgandim. Qani buni to'g'ri tarjima qilibdimi? Odatiy bo'lib har bir yadro skalar turini nolga o'rnatish mumkin. Boshqacha qilib aytganda, bu turlar belgilangan turdagi qiymatni qaytarish yoki hech qanday qiymatga ega bo'lmasligi mumkin. Nisbatan sal tushundim, ama to'g'ri tarjima qilganiga amin emasman kesinlikle. Ushbu standartlarni bekor qilish va maydonni aniqlash kerakligi menimcha hech buni translate o'zimni ham kallamni qorishtiryapti bu gerçekten. Bu yerda bu required degan belgisini bildiradi. Yurik buni oldingi darslarda tushuntirgandim, shu sababli buni yana tushuntirishga ehtiyoj yo'q deb hisoblayman. Endi mundarijaga qaytamiz. Sizlarga normal tiplarni tushuntirdim, tip language degan yana bir aytaman. Object tiplarini sizlarga tushuntirdim, buni fieldlar haqida ham bahs etdik, argumentlar, ha, argumentlarni sizlarga aytmadim. Bu tiplarni hammasini aytdim. Bularga Windows bo'lmaydi. Stickerda done belgisi bormi? Bor ekan. Ha. Bu o'tilgan narsalarni done qilaydi, chunki meni ham fikrimni qorishtirishi mumkin. Tamom, bu ham done. Bu yamdan argumentlarda hali o'tmadik. Bu yamdan skalar tiplarni tushuntirdim, enum tiplarni tushuntirdim. Buni ham tushuntirdim. Union tiplarni tushuntirmadim. Input bilan bu qopdi. Demek argument va input tipi qopdi. Asosan buni bu yerdan qaraymiz, argumentlar. Bu nima deyapti bu yerda? Ya'ni bu yerda bu argumentni mana bu ligini ichidagi ma'lumotlar aslida bularni ham sizlarga tushuntirib o'tgan ekanman. Bu querylarda ichidagi masalan o'zgartiriladigan, ya'ni backendga yuboriladigan har qanday inputlarni argument deb qabul qildi va mana shularni bular orqali sen xohlaganingdek ishlab yopishing mumkin degan ma'noda aytyapti. Ya'ni bu argumentlar deganda mana shuni ichini tushunishimiz mumkin. Ya'ni bu inputni bu objektni ichida yuborilgan key value'lar deydi. Bu yerda nima deyapti? Human da ID'si 10 bo'lganligini deyapti. Bu odamda de human degan endpointim bor deyapti. Uning ID'si 1000 bo'lganini, ismini va buni yuksakligini ber deyapti. Bu nima response olarak senga ID'si 1000 bo'lgan odamning oti Luke'miş, balandligi bo'yi 1.72 imiş mesela. Bu shaklda unaqa qilyapti. Masalan, unit food. Ha, foodni qarang, qarang, bu yerda ham juda ham chiroyli. Menga bu juda yoqdi masalan. Buni deyaptiki, sen faqat bu yerda ishlatmaysan buni deyapti bu argumentni. Xohlagan joyingda ishlatish mumkin deyapti. Qarang, bu yerda height'da iligisini footda o'lchayapti. Masalan, o'rnak bering, bu 1.72 bu metrda, to'g'rimi? Metrda O'zbekistonda o'zgartirilishi mumkin, ama foot deb masalan Angliyada o'lchanadi, to'g'rimi? Bu haligi bo'ylarga nisbatan. Ya'ni buni bo'yi 5.64 footmish. Ya'ni bu yerda unit deb mana shu o'zgaruvchi argument bilan avtomatik convert qildi data'ni. Bu eng meni sevgan magiclarimdan biri, ya'ni sehrlarimdan biri, inanılmaz hayotimizda ko'p ishlatamiz buni. Xo'sh, argumentlar hammaga tushunarlimi? Guys plus argumentlar tushunarli bo'lsa. Okay, Arthur. Güzel. Savollar bo'lmaganlar, meni naqani username'ga et qo'yib bossalaring notification keladi, birdan qarab olaman o'sha tushunmagan narsalaringizni. Ha, kodda tabiiyki-da ko'ramiz, Zafar. Hozir bu ko'proq bugun dokumentatsiyaga qaraymiz dedim, chunki kechagi darsda ko'proq kod yozgan ekanmiz. Xo'sh, ana endi arkadaşlar.
Zaten bu yerde, mana bu yerde bu heyet işte futu nime yozgandım ya da açıkla koydum. Ben bu ligisiga karamastan yozgandım, aytgandım. Ondan keyin Alice'ler varmış ama bizler bir de Alice'ler hakkında gapırıyorduk mu? Yok, işte var bizlerge Alice hiç kerek emez aynı vaxta. Ve aynı vaxta indi inputlar. Hoş, bir de input var mı? Input types. Hoş, bu arkadaş input'un nimaligini bizlere aytadı mı? Hozircha biz faqat raqam yoki satır kabi skalar qiymatlarni argumentlar sifatida maydonga o'tkazish haqida gaplashdik. Ammo siz murakkab obyektlarni osongina o'tkazishingiz mumkin. Bu ayniqsa yaratiladigan bütün obyektga o'xshash. Tamam, güzel. Bunu bunday tushuntirsam menimcha sizlar tushunmaysizlar kitobiy tilda. Shunday o'zim tushuntiray. Input tiplarini zaten kechadan beri ko'rib kelyapmiz, to'g'rimi? Bu o'rnak bereyim. Bu input nimaga aslida GraphQL'da bizlarga input tiplari kerak? Birinchi bu savolni beraylik. Mana bu yerdan bahsedeyim. Mesela mana bu yerde men create input input deyip mana bunday bir object içige olmasaydım bu şekilde. Hatta Zafar da uyguvası fastan korsatı. O yana da kızıkarlı boladı. Initial commit. Mana bu yerden. Mesela ko'rib turibsiz mana bu input tipini, to'g'rimi? Bu bir object. Object ichida bir dunyo naqa kelyapti. Buni qanday tushsam ekan? O'qish birinchidan oson. Ana kunda ikkinchidan validatsiya qilish oson. Ya'ni siz inputda mana shu input shakli formatida bir payload göndermesiz front enddan back endga, birdan sizga xato deb beradi. Ya'ni ekstra validation qilishingiz kerak emas. Ya'ni buni ichida kelayotgan contentlarni kontrol qilishimiz osonlashadi. Ya'ni input nima deydigan bo'lsak, men sizlarga endi buni otini to'g'ri ayta olishimdan amin emasman, ama shuncha tushuntiraman, tushungan odam tushunib oladi. Agar otini topolgan odam birdan aytadi. Ya'ni mana shu kaosda ichida ishlatiladigan alanimiz borku, joyimiz. Mana shuni ichida ishlatiladigan elementlarda ishlatiladigan aligimiz, tipimiz. Skalar tipimiz to'g'rirog'i. Mana shuni ichida ishlatiladi inputlar. Va inputda har doim input ichiga ma'lumot yoziladi. Ya'ni bu tipda ma'lumot jo'natiladi har doim. Tipda ichida ma'lumot yozolmaysiz. Input ichida har doim ma'lumot yozolasiz. Bu ma'lumot yuborish uchun tiplar, inputlar esa ma'lumot yozish uchun. Tushunarlimi? Xo'sh, bu inputni ham okaylagan bo'lsak, endi union tiplariga o'tamiz. Bunda var mı acaba input tipleri hakkında yapırken mi? Bunu hem karı çünkü bu dokümantasyon benim cüdeyim yoktu. Mutation içinde olabilir mi? Buna bir bakacağım. Input run application. Yokmuş. O zaman gerek yok. Union tipler. Union tipler ne mi? Bir kelamız arkadaşlar. Union tipis. Hoş. Örnek vereyim. Siz de bir normal bir uygulamadan geleyim. Mi degen nakamız var, doğru mu? Endpointimiz. Ve bu bize user tipini cünet yaptı. User'de. Ama bu örnek vereyim. Belki user'mez de to-do'yu cünetçi mümkün bu kadar. Yani şuna formatlar var. İki kıl object cünetçi mümkün. Ya bunu ya ikinci tipte, doğru mu? Eko'dan biri bu oluşu mümkün değiliz. Ana yani şu vaxtlar GraphQL bu yerde iki tilde yani iki kıl objekti birden destekleş için union tiplerden faydalanır. Ya onusu ya bunusu degen manada. Yani iki kıl bir tane bunu endpoint deyip açımızda kilşi olurduk hamamız. Bir tane endpoint iki kıl response yani birden artıkça response de object formatları yubarışta hoklasak o zaman bizlerge union formatları, tipleri cüddeyem askotadı ve bunu cüde koyup işletemiz. Yani bir yerde de yaptık ha, o inanılmaz kral ya. Şu Facebook çok seviyorum. Bir yerde de zaten example'ı cüde güzel örnek verip de. Search result, tamam mı? Hatta bu bugünkü İGOSF'e bunu koşamam. Şu sebeple miyim bir yerde, hatta bir yerde yazmayayım da ne kadar yazayım. Editörde yazayım. Bu yana da yakışı buluşu mümkün. Hatta bunu kapatayım direkt. Bu aplikasyonu ne yaparız? Hoş. Hamagi ben editörüm korunu yaptım ha. Vallar. Hadi bu karar için kapına kayık olsun gerek ya. Güzel. Korunu etken bize yakışır. Demek. Örnek biri. Siz, bizler de bir search, search degen endpointimiz var. Tamam mı?
Bu search to do emas. Bu search har любой search bo'lishi mumkin. Va bu yerda xuddi bu dokumentatsiyada nima yozgan bo'lsa, buni aynisini olaman. Union tipdan foydalanaman va men bu yerga ilk tepaga chiqaman va search resultni response olarak men bu arkadaşga beraman. Va bu yerda searchda tabii ki de parametr, ya'ni argument jo'natishim kerak, to'g'rimi? Men nima izlayotganimda, keywordimda anaqa bilishim uchun. Va buni otini men Q harfi bilan belgilayman, query degani va undan keyin buni formati string bu bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Va buni saqlanish qildim va search resultimda esa men bu yerda search qilganimda masalan Q da bu yerda masalan Ali deb yozsam Ali degan to do ham bo'lishi mumkin, Ali degan foydalanuvchi ham bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shu sababli men bu yerga user tipini qo'shdim va bu shundaylik bo'yicha qolsin. Va bu yerda deymanki, searchni natijasida to do ham response bo'lib kelishi mumkin menga yoki bo'lmasa user ham response bo'lishi mumkin dedim. Tushuntira oldimmi? Ya'ni bu unionda ikki xil response jo'natdim. Ya'ni odam izlasa ham user kelishi mumkin, ham to do. Bunday holatlarda unionni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni birdan ortiq tipni multiple tip qo'llanayotganimizda buni ishlatamiz. Bu unionlarda bitta if else bor. Bu yerda skalar ishlatishimizga, ya'ni skalar tiplarda ishlatishimizga ruxsat bermaydi. Faqat object tiplarda ishlatishimizga ruxsat beradi. Ya'ni bu yerda ID yoki string desam ishlamardi bu. Ruxsat bermaydi chunki union tiplar unday qilishgan. Xo'sh, buni ham o'tgan bo'lsak, bunga ham dan deymiz. Oh, buni yanlış yaptı. Buni buraya qo'y. Endi interfeyslar qoldi. Interfeyslar. Xo'sh, interfeyslar nima ekan? Ha, qarang, of, çok iyi ya, gerçekten çok iyi. Bu yerda deyapti ki, men izlash qilyapman deyapti, searching. Search qilayotganimda deyapti, bu yani REST API'da kuni kecha Vue.js gruppasida shunday bir savol bo'lgandi. Oka dedi, men backendga 5 ta so'rgi yuboraman, endigida bir searching naqam uchun dedi. Yani 5 ta endpointga request otarkan bir bala izlash uchun. GraphQL'da unday narsa yo'q. Bir dona endpointga izlash otasiz va qayerdan izlashini so'ray aytasiz unga. Humandan izla deyapti. Ya'ni odamlar orasidan, droidlar orasidan, starshiplar orasidan izla deyapti. Va bu yerda ko'rib turganingizdek response olarak qarang. Search array response keldi. Birinchi tip nemi? Odamlardan izladi va odam noti ham solo. Undan keyin İkincisi, yani iki tane natija bilibdi bu arada AN'dan izleyitken de. İkincisi hem adamlardan bulupta, ikincisi natija Lane'e. Yani bir yerde A var ama N'de kayardan taptı, bunu bulamadım. Burada AN var ama bu benim için, bana bu, gördünüz mü? Bana bunu yakara topken eken. First name, last name'e göre. Bu yerde yana topken ve üçüncüsü de Starship'ten topken. Starship'te AN, bana bu yerde var. Gördünüz mü? Hatta sizlarga yana yaxshi ko'rinish uchun uvelichit qiling. Va bu shaklda searchni güzelce refactor qildik. Ya'ni REST API'da masalan bular uchun adilni request otardik. Ya'ni 1 2 3 3 tane endpointga query otardik. Birinchisi human slash-ga, ikkinchisi droid slash-ga, uchinchisi starship slash-ga. Ammo GraphQL'da nima qildik? Buni bitta requestga tushirdik. Xo'sh, ana endi inputlarni zaten tushuntirdim. Bu ham tushunarli bo'lsa, buni ham interface degani, bu yo'q. Hozir nima tushundirdim? Interface miydi? Biroz oldingi. Yo'q, bu ana union tip ekan. Endi interface'ga kelamiz aytmoqchi, uzr. Xayolimiz qorishdi. Interface'lar. Demak, interfeyslar nima ekan? Birinchi o'chirda buni ko'ramiz. Ko'pgina turdagi tizimlar singari GraphQL interfeyslarni qo'llab-quvvatlaydi. Interfeysi bir turni interfeysi amalga oshirish uchun o'z ichiga olishi kerak sodda muayyan majmuani o'z ichiga olgan mahkum tur hisoblanadi. Misol uchun sizda karakter
Menimcha bu tabiiyki de yine her doimgidek o'zbek tiliga to'g'ri tarjima qilolmadi va shu sababli sizgina qilaman. Interfacelar nima? Zaten bu har qanday backend developerlarimiz ham shu TypeScript biladigan akukalarimiz ham interface biladi. Ya'ni interface siz bildiğiniz interface. GraphQL'da interface nima vazifani bajaradi desak, bu yerda sizga eng anaqa qiladigani mana bu yerda 10 deb oldik-ku, biroz oldin search resultda ham 10 deb oldik. Yukarıda kayırdaydı o. Kaçıp gitti. Yes, neyse. Bir iki de onu birazdan kursat düşündüreme yana bir nokta. Ha. Bana bir yerde interface'de o gani search result filter boyu izletkenimizde response neticeleri bir hıl boğuş gerek. Yani 5-6 da joygen request etkenimizde. Hatta bunu men yana kursatışken mecbur ben galiba. 1 minut yukarıya çıkıyor. Çünkü sizler düşünüşleriniz için onu kursatışım gerek deyip oyladım. Union types. Ha, mana qarang. Mana bu yerda search qilganda qarang, ham human'dan olyapti, human type'dan, ham droid type'dan, ham starship type'dan. Bular aslida har biri bitta bitta endpoint, tamam mı? Yani REST API'dan tushunadigan bo'lsak, har biri bitta bitta endpoint. Va buni bir dona requestchida hammasini olishimiz uchun bizlarga interface kerak. Bir narsa sizlar e'tiborlaringni chekdi mi? Yani diqqatlaring tortdi mi? Qarang. Bu yerda name bilan length var. Human'da. Droid'da ham name var. Ama burada primary function var. Ko'rib turgan bu siz. Ama bu yerda ham name bilan length var. Bu yerda demek nima bo'lyapti? Bu yerda name la şey name pardon, name required alınmış interface'de. Yani qarang, height bu yerda required, yani bu faqat human'ga ait bo'lgan narsa. Primary function faqatgina droid'ga ait bo'lgan narsa. Length faqatgina Starship'ga ait bo'lgan narsa. Ama uchovini bog'lab turgan narsa name, ya'ni uchovida bir xil bo'lgan narsa, ya'ni interface bunu sağlaydi bizlarga. Ya'ni bitta oldinga qaytamiz. Mana bu yerda nima bo'lyapti? Human'da bu yerda karakterda interface qayerda? Ha, qarang. Karakterda interface'i bu yerda ID name friends appears in. Yani 4 tane tipi var ekan, hali key var ekan. Bu yerda nechta key bor? 1, 2, 3, 4. Va bu yerda qarang, Starship uji yangisi kelyapti. Total crates bu ham yangi. Ama yukarıdaki 4'teki validation alan hammasi yozdi. Endi yana bu yerga kiramiz. Bu yerda ham qarang, ID'ni oldi, name'ni oldi, friends'ni oldi, appears'ni oldi va primary function son olarak. Gördünüz mü? Yani required bo'lgan alanlar hammasi onu oldi. Bu bizlarga mana bu yerda bu type name'larda hammasini response qilib nima desam ekan? Bir dona request'ni alışımızda yordam beriş için işletiladi. Umarım doğru düşündürgen bolayın sizlerge. Hoş. Bu yerde example'larını, bir yerde kendi yapıp işletkenini. Ve kıskaca bu etkilerim haması çünarlı buldu mu sizlerge? Şunu nakıklık, şimdi adaşmasam eğer yazı çizgi ütsek boladı. Şunga bir plus minus yazsalarız, bu düşüngen narsalarınız bulsa, düşünmegen narsalarınız bulsa, düşündürüşke hareket kılamın da. Nazari düşünarlı, güzel. Düşünmegenler bulsa, savalını hazır bir olsun ki, fikrimiz naka bu mıydı da, ne diye, çalkaşmaydı. Tamam, Sadık Mırza. Hozir bir demek query'ler hakkında hamma fikirge ige. Query'lerde done diyelim. Mutation hakkında hamma fikirge ige. Directive'ler bularda hakkı hal gapırı. Bu tanem skalarlar hakkında hamma fikirge ige buldu. Ha, fragment'lar koptu. Bu yan muhum. Fragment'ları düşündüreyi. Ana ondan kiyin ligige kod yazışı kutamız. Demek fragment'lar kaldı. Aslında bu fragment o kadar çok önemlilmez de ama düşündüreyim ya. Zaten nakaya geldik. Hoş. Bir de ne dediğini birinci kırık. Aydalik ilavamızda iki ta kahraman dostlarını, iki ta kahramanlı dostları bilen yanma yan görüş imkanını verir için nispeten mürekkep sahifa var idi. Tasavvur kılışınız mümkün. Bunday soru tez de mürekkepleşi mümkün. Çünkü biz maydanını kem de bir mertte tekrarlaşmamız gerek. Takkoslaşının her bir tamamı için bittenen. Şunun için GraphQL fragmentler deyip nomlangan, kayıta faydalanışı mümkün bolgan birliklerini öz içine aladı. Fragmentler sizge Maydon toplamını yaratışka imkan beradi ve keyin ularını kerek bulgan sorularga koşuşunuzga imkan beradi.
debdi. Bu arada men fragmentlarda proyektimizda ko'p ishlatmaganman, shu sababli hozir o'zim ham qaytadan o'qidim. Unchalik ko'p yaxshi fikrga ekanligi, amaliy tajribaga ega emasman. Bu haqida shu proyektda qilayotganimizni balki ishlatsak, sizlarga tushuntirib ketishga harakat qilaman demoqchi edim, ammo tushunganga o'xshayman. Bu yerda GraphQL'da bir request bilan birdan ortiq endpointlarga query olishimiz mumkin. Masalan qarang, left comparison, right comparison deb ikkita hero'ni ligilarini olyapti. Hero'ni birinchisi empire degan epizodini, ikkinchisini esa JD degan epizodini olyapti bir request bilan. Ammo bu echo'ni, response'ini mana bunday bitta holatga tushiryapti. Ya'ni name'ini olyapti bu anaqani ichidan qarang. Ya'ni qanday tushuntirsam ekan? Birlashtiryapti query'larini. İkita anaqani, ikkita dost bor, ikkita dostni ko'radigan filmlarni birlashtiryapti deb tushuntiray sizga. Va mana returnlar buni oldi. Va buni qanday olishimiz haqida ma'lumot berdi. Ya'ni ikkita query'ni kerakli bo'lgan anaqasini olish fragmentini deb tushuntirish mumkin. Bakalım. Yani aynen. Bunun gibi bir şeylermiş. Hoş. Endi menimcha birden anaqaga o'tsak bo'ladi. Bunga biraz ona bunday qilaman va so'roq sharoitini ham qo'yamiz chunki yetarli o'zim ham to'liq ma'lumot olmadim. Hoş. Buni ham qopataylik. Bu biraz oldingi anaqa edi. Bunga ehtiyojimiz yo'q. Bunga ham ehtiyojimiz yo'q va endi menimcha Google Chrome'ga hiç ihtiyacımız bo'lmaydi deb o'ylayman. Demek bugünkü dersimizde başlayış üçün bunu haydiklik. Ben bir balalar kılgın ekim. Ben bunlar hamasını stash kop koyayım. Git stash. Bu hamma yozgan narsalarim avtomatikki kompyuterda xotirasiga olindi. Mana qarang, umuman qilingan ish qolmadi endi. Git states. Bu yangi fayl. Bu yangi fayllar shu sababli bular anaqa stashga tushmaydi hech qachon. Git pull birinchi, chunki nimalardir ishlar qilingan bo'lishi mumkin. Tamam, hech narsa qilmagansan deyapti. Voy, control L va buni editorda ochamiz. Ve VS Code ishlatadiganlarga masalan yangi branch qanday ochiladi desangiz, bu yerga masalan bu nima emish, debug uchun mana bu yerga gitlandga kelam, gitlandga klikamiz. Va bu yerda com yo'q, bu emas menimcha, mana bu bo'lish kerak edi. Va mana bu yerga kelamiz. Xo'sh, branch va create new branch. Ko'rib turganingizdek, bu yerda deymizki, lesson bugun 3-chi dars herhalde, to'g'ri mi? Menimcha to'g'ridir ya. Bugun 3-chi darsmi bolalar? Güzel, rahmat. Üçüncü ders için branch açtık. Hoş, bu demek bizler de bugün qiladigan işlerimizden en muhimlardan biri nimalar ekan? Skalarlardı, doğru mu? En birinci default standart bo'lmagan skalarlar. En birinci boyagi GraphQL dokumentatsiyasida nima deyilganida toplamda 6 5 ta skalari bordi, doğru mu? Integer, ondan keyin string bordi, boolean bordi, yana bir qancha. Endi undan boshqa skalarlar qanday qilinadi? Bizlarga masalan vaqt skalari kerak bo'lishi mumkin. Ya da ne bileyim, yana qanaqa, masalan, base 64 skalari kerak bo'lishi mumkin, to'g'ri mi? Bunday skalarlar, masalan, yani custom skalarlar qanday yasaladi desek. Buni kecha men example uchun aligidan shu GraphQL o'zining original veb-saytidan olgandim. Bu yerda birinchi GraphQL'da skalar yasash uchun GraphQL skalar type degan bir functioni bor, klassi bor ekan. Bu klass ichida parametrlar oladi bir qancha. Birincisi skalarda nomi, sen bu nima degan skalar yasaysan. Ondan keyin skalarda açıklaması, description, yani bu nima haqida. Kimnadir mikrofonu açık, bolalar. Bu skalar nima ish qilish haqida açıklama beryapsiz. Ondan keyin bu skalarda serialize qilyapsiz. Yani bu date formatini nima deyapti? Convert all to date to integer for json.
naqaga time ga olyapti buni value sini get time formatida olyapti. Masalan, bu yerda default kelayotgan value bu shaklda keladi. Mana bu shaklda. Va siz buni time ga convert qilyapsiz. Undan keyin bu value ni parse qilyapsiz. Ya'ni bu mana bu shaklda raqam keldi-ku, ertaga original proyekt qilayotganimizni, shu real proyekt qilganimizni men sizlarga hammasini ko'rsataman. Hozir buni value sini konsolda bilsam bu yerda ko'ra olmaymiz. Shu sababli men sizga tushuntiryapman. Bu yerga mana bunday formatda keladi unique bo'lib, shu integer formatida. Bu value'lar hammasi. Undan keyin bu integer formatidagini normal vaqtga olyapsiz. Ya'ni deyaptiki, qarang, zotan bir aytayapti. Incoming integer to date. Ya'ni kelayotgan raqamlarni vaqtga convert qilyapman deyapti. Ana undan keyin bu bu string bo'lishi mumkin kelayotgan vaqti deyapti. String formati, ya'ni mana bu shaklda ham kelishi mumkin. Chunki aytib bo'lmaydi, voy, uzr dilerim. Mana bu shaklda. Bu ko'rib turganingizdek string, to'g'rimi? Ya'ni bu ikkita mana bu haligi bo'lgani uchun. Shu sababli buni parse integer bilan integerga haligiga chegaralayapti. Nolar nol emas deya. Haligi xato bermasligi uchun. Va undan keyin bu yerda masalan validationlaringizni ham qo'yib olishingiz mumkin. Sen buni xato berasan, boshqa qashqa deb. Undan keyin hamma ishlamlar okaysa, undan keyin sizga return olarak date formatda beradi. Va bu skalarni build qilish uchun bu bir resolver. Mana bu date skalar, tamammi? Bu bir resolver bo'ldi. Va bu resolverda ichiga buni qo'shib yuborasiz. Mana bu shaklda qarang. Ko'ryapsizmi? O, men buni kecha bu object assignlar naqa qilgandim? Aslida ko'ra olar ekanmiz kecha sinagan ekan. Aslida buni ko'rsak bo'lar ekan. Arkadaşlar, çok sevindim şu an. LS evet, bu olabilir. Aslında source çekeyim kireydi. Demek scalar olur. Node scalar. Kurturganizde response'da normal bir vaxtı verdi, doğru mu? Yani biz bir yerden neme dedik? Bu GraphQL'ın özümüz bilemez. Return new date. Karimi hazmi bana bir yerde new date mesela. Oddiy bir string bersam nima bo'lardi? Hatto tepada hozir konsolda tekshirib ko'raman, balki ishlashi mumkin. Ko'rdingizmi? Bu yerda validatsiya yo'q. Endi mana buni shunga bo'lsin, mana bu yerda tekshirib ko'ramiz. Yo'q, buni inputdan yo'q, inputdan kelgan data deyik. Input'dan kelgen data virgül value. Acaba o yer işleydi mi? Bunu keçesine kurmatman da. Yok. Bunlar min afsus işlemerken min bana bunlar sana yaz bugün deydi mi? Min validasyon kılmak çiydim. Yok, işlemedi maalesef. Bu yerda validatsiyasini sizlarga ko'rsata olmayman, ama real proyekt ko'tganimizda validatsiyasini hammasini sizlarga ko'rsataman. Hozir qarang, bu yerda string yozsak ham ruxsat beryapti. Aslida siz mana bu yerda validatsiya yopib, ruxsat bermasligingiz mumkin. Ya'ni aslida bu yerga kelyapti, ama neyse, bu GraphQL JS'da tabiiyki de normal proyektlarda ishlatmaganimiz uchun böyle muammolar chiqishi mumkin. O yüzden kusura bakmanglar. Ama bu normal vaqtga convert qildi. Xo'sh, yana nimamiz qoldi? Bugun nimalar qilishimiz mumkin? Yana skemalarda ustiga yana biroz ishlashimiz mumkin. Ha, kecha men bitta narsa o'rgandim bu arada. Mana buni sizlar highlight qidigandilaringku. Internetdan biroz izlashtirsam, GraphQL deb yozsak, shuylamaydi. Endi ben şimdi yozganda işlegen edi. Hazır bir minut bunu geçip yoldum. Branch checkout. Benimce lesson 2'den mi de main'den mi de tam hatırlamadım. Git stash. Bana bir de merge hatası verdi. Yapacak bir şey yok. Yok, bu masakan. Yerdan mıydı? Yok. Ha, mana. QLB karf deyken. Ha, seni ya. Highlight kılış için. Keçe bunu internetten izlerine kıkı geldim.
status. Şimdi bunlardan hiç uğraş niyetim yok. Bu yan dedi ki sen bunu merch komasında missing'e yardımcı bulamayayım ben dedi. O zaman rollback kılamız. Hiç uğraşmayalım çünkü hazır bunun vakti kaybetişke zamanım yok diyeceğim ama. Bir de ne fark buldu ki ya? Tutuz bu. Ha bu Ali Gines'in akası. Yes. Tamam. Bunu Hamas'ını geri al. Bunu hem geri al. Ve bana elinde bir mal al. Ali'ye kısım olsa gerek. Station employee. Ya. Range. Checkout. Lesson 3. Bana bunlar da hamasını nakakı dedi. Özgürlüklerin hamasını orkaya o dedi. Tamam. Yani şimdi işte bugünkü dersimizde kaydeden kirib aldık. Hoş. Şimdi işimize devam edelim. Not safe. Hiç ihtiyacım yok senin. Hoş. Bunu bize highlight kılmak için maksadımız buydu. Ben Körtürgeleriyle bana highlight oldu. Eligi nokta GQL deyişimizge gerek yok. Bitti li kütüphananı başına artışımızge ihtiyacımız yok. Demek bizler bugün bir yerde nemeler kılışımız mümkün. Keçe örgənməgən nərsələrimizdən. Hoş, keçe nemə örgəndik, nemə örgənmədik. Diyarlı hamı nərsəni örgənib nüsasıdır. Union type'larda işlətib qoruyuk əməldə. Bu cüda yaxşı bolardı. Demek bizler bitti union type işlətəmiz. Hoş, o olsun, ne olsun. Input'dan keyin tabii ki de bana bir yerde işlətəmiz. Mesela search olsun. Search result. Doğru mu? Ondan keyin product bolşu mümkün. Ya da faydalanıcının özü bolşu mümkün. Doğru mu? User. Search result'ta. Ondan keyin enum bolsun. Mesela enum type'lerden organik brazo aldın. Doğru mu? Enum type'ları. Bu enum type'larda ise faydalanıcının cinsini ele geçirmemiz. Kız balayı, oğul balayı. Bu yerde deyimiz ki user gender mesela. Group da level ne yok gender olsun ya. Bu yerde user'da nakasige genderlerge deyimiz ki mesela kız bala. Kız bala. Ayol erkek olsun ya. Ayol erkek. Bu yerde ben bunu atayla bunu da yazdım. Hoşlagan sözü izli yazışız mümkün. Yani mesela men woman ya da ne bileyim başka mesela Ali Vali de divem yazışım mümkündür. Bu şey anlayık, düşüneyik degen manada Özbekçe yazdım. Hoş, ben de bu user'da gender'ını faydalanan çünkü tabii ki de kritişimiz gerek. Bu ne degeni? Bir de diyemiz ki gender. Bir de user gender. User gender. Yani user'da polonu ligisinin cinsiyatını bilişimiz için bana bu enumlardan biri işletiladı dedik. Ana endi bu yerde yana bir magic kılamız. Bu enumlarda inputlarda işletsek bolar mıydı? Yani bir faydalanıcını yükle yapman yani database'ge. Faydalanıcını database'ge yükle etken de o kız bala mı, oğul bala mı deyip lige kılış için set kılışım gerek. Doğru mu? Yani kursatışım gerek. Bunu evet aslında yapabiliriz. Bir kişine create mesela user deyik. User input. User'da of bu burası bayağı karışık ya. Hazır bana bundan bir de input gereğinde. Hoş. Bu tipmez input. Input. Username. Bunu adı da input olsun. Bu arada bana bu sonuna input yazışı mecbur yiyemez. Ben burası da input diye acralıp tursun diye manada yazdım bunu. User'da name'i var. Ondan ki email'i buluşu mümkün. Doğru mu?
Mesela bu escalar type'larda email yazışımız mümkün de mesela. String. Ana ondan keyin email'den keyin password olabilir. Neden olmasın? Ana ondan keyin avatar. Avatar ama optional. Xohlasa yazsın, xohlasa yazmasın. Ve benim çok komandı başka narsa yeter. Ha, gender. Asosimizde gender kılmakçıydık ve bizler bunu kurs etmedik. Enam user gender. Hani şimdi şöyle bir şey daha yapabiliriz. Eğer bizler hoklasak, mesela genderini kurs etmezsen, ya mesela default kız bala olsun, ya default erkek olsun diye tanlaşmamız mümkün. Doğru mu? Çünkü hatta status olsun lan çok güzel. Status. Ne güzel oldu be. Status. Enam olsun bunu altı, tamam mı? Ve bana bir gün yine bir de statusunu alıklarım. Enam, status enam. Ve bunu altı da active, passive ya da block olabilir, değil mi? Ve bir de faydalanıcı kayıt, yani web siteye kayıt bulutken de bizim web siteye statusu default olarak, yani email activation kamagan için passive buladı, doğru mu? Default value'nu mana bunda yıkıp biramız. Yani barobar string format içinde. Benimler için. Karın bir de user gender required. Bunun default value vermedik. Ama hoklasak default value verişimiz mümkündü. Mana bu şekilde. Thing passive. Yani bu ne demek yani? Ben her kanda inam işletetkenimde. Yani şu mana bu şekilde. Hokla genimde default value'sini verişim mümkün. Degen. Gender de required alın. Ve bu boyutken de bunu sıralaması hiç mühim emez. Haklısınız bir başlığı, en tipege o sizim herkese de hata çıkarmazsan mis gibi işleydi. Ve ben bunlar tipede dursun çünkü her yerde kullanırken okuyayımız. En yukarıda dursun benimce maksatım muvaffak olalım. Ve bana bu şekilde olsa evet bu iyi. Tamam bunu aldık. Bunu hem aldık. Hoş, şimdi bunu amelde sınıf kuramız. Yapacak bir şey yok. Ve hemen yerde fake datalarımızda faydalanıcı gibi nakı koyuyduk da birinci gender. Ve bu ayol mıydı? Bu erkek olsun. Erkek, şimdi yine bir tane faydalanıcı mecbur kirek bizlerge. Demek bu users buladı şimdi. Users bu array. Bam. Ve bu yerde ikinci faydalanıcı ben bunu aynısı fakat bunu altı Jane olsun. Jane doy bu da username Jane bu ise ayol olsun. Ayol. Tamam. Ha status da var değil mi? Statüsü de var. Status örnek vereyim. John'umuzdaki active. Bunu ki ise aslında bu pending buluş gerekti. Email yönetirken de pending buladı da. Bu pasif, tam pasif de yani bloklandı de yani. Neyse pasif olsun ya. Status. Bu pending buluş gerekti. Tipen doğrulayımız. Çünkü sizlerde not doğru ilgi kımayı. Bu pasifan var ama pending bu web siteye kayıt bulan vakti. Şundayı buladı. Pasifimiz pending. Faydaların içine blokka koysayız. Tamam o zaman buluşu mümkün. Ilgi, pasif. Ya da ne bileyim, uçurulgan hesabı olsa pasif buluşu mümkün. Hoş, buna rasmı uğubalı çıkardı. Tamam, bunu o kadar önem karatmayımız. Tamam. Ben bu yerde bitirirsen özgertirişimiz gerek. Mi dedik ki, bu yerde default olarak bize bu sevimli arkadaşlarımız yaptığı işi yapalımız. Bana bu yerde zero inci element, yani birinci elementini minge bir dedim. Ve bu yerde tamam, bu uf, ama yerde bu ya. Aha, tamam rahat. Şu magam akların kayıt şunu kayıtların yazınlar divorsaların buladı çünkü ben aynı vakte çatkı para olmayayım ben. Hoş. Bu yerde ha bunu indi cinsini alışmak gerek doğru mu? Cinsiyatı ve statüsünü. Çünkü bizler onu ne kadar kurşumuz gerek endpointimizde. Demek status dan aldın gender boş gerek. Ve bu yerge şöyle yapalım. Bunu
kopyala, buraya yapıştır. Ve status. Ve en ahırda ise bu mana bunday bo'lgan vaqti menimcha ko'nglimizdagidek ma'lumotga erisha olamiz. Okay, endi ha, qaq ras bu aligida ochilgan ekan, juda yaxshi bo'ldi. Ha, bu yerda tipni to'g'irladikmi? Foydalanuvchini kiritdik, tamam, tip user, user nerede? Bu yerda gender, ha, status yo'q. Bu yerda status status enam bo'lish kerak va bu yuqoriga chiqish kerak. Mana bu nimaga eng pastda. Hozirgi bu qilayotganlarim hech aligisi yo'q. Darsga aloqasi yo'q. Bu xohlasa mana buni eng pastda ham turish mumkin edi. Shunchaki menga yoqmagani uchun yerni o'zgartirdim. Node server js bam. Ko'rib turganlaringizdek user ID'si keldi va bu yerda bu ma'lumotni hammasini to'liq ko'rishimiz uchun mana bu yerga response'dan keyin nuqta data deyishimiz kerak. Xo'sh, avatar. Qarang, bu yana sizlar aytmayapsizlar. Men sizlarga nima dedim kechagi darsda? Mana bu query'larda ichida nimani bersang, senga o'sha ma'lumotni beradi dedim, to'g'rimi? Nimaga aytmayapsizlar? Okay, sen gender bilan statusni type definitionga yozding, ama nimaga bu yerda inputda yozmayapsan deb. Ko'rib turganlaringizda gender erkak, statusi aktiv. Ya'ni bu yerga bu qaytib keldi. Bu anaqalar hammasi. Endi bu bizning maqsadimiz aslida bo'lmas edi. Bu zotan bu backenddan databasedan birdan kelayotgan ma'lumot. Bizning maqsadimiz foydalanuvchini yuklayotganda mana shu erkak ayolni tanlash. To'g'rimi? Endi user yuklash uchun bitta mutationga ehtiyojimiz bor va mana buni qo'llanabiliriz. Ya'ni mana buni ishlatishimiz mumkin. Enter. Birden ne mi yaptı? Create product deyipti. Bunu create user deyimiz mesela. Tamam mı? Input'ta nemeler yönetişimiz mümkün. Şimdi bu input'umuz biraz baş ağırlık input buladı. Ve yukarıya çıkayım. Bizler de hala create user input akamıza mutation'ımıza mı yokken bollar? Create user. Ve input'umuzda adı da create user input. User input ve response bizlerge user de jönatsın. Evet, user de jönatsın ve required. Yani endi bütün ihtiyaçlarımız buldu. Lekin bitten arsa bor, men hatırım biraz çatok. Bizlerge nimeler sonra gelmedi bu akamız. Email, password. Benim toza abartıpman ya, bunlar da hammasi kerak. Ve bu yerge endi şöyle yapayım. İsminden çıkmasın için. Nemeler gerek eken? Paskaya burası çürük. Create user'da input'um var diye yapman. Input'ta içi de ise birinci orunda name var. Ama name nemeymiş? Bir objectmiş, doğru mu? Yani name'de içi de bir dünya avır zıvırları var. Yani first'ı bu arada da. Birincisi nick'te adaşmasın. Nick. Nick'i nemeyim olsun. Mesela örnek benim Zafer olsun ben. Ana ondan keyin, nickdan keyin first name'i vardı, doğru mu? First name'i, mesela Zafar. Last name'i vardı. Bunun ismi ne olsun? Mesela Alim. Alimov. Ana ondan keyin. Demek, bizler bana bu name, bu hatırlasalarınız object, name'de içi de object işletişli uygun vardı. Karın, name'de içi de object. Ve bunun içi de ne vardı? Nick'i vardı, first'i vardı, last name'i vardı. Demek bu işimiz bitti. Done. Ana endi ikinci olarak nimamız var. Skalarımız da email. Doğru mu? Demek endi bu yerge ikinci olarak email yazarız. Email mesela Zafar et. Hazır bir dakika karayım ben. Zafar et. Mesela yokmail.com Türkçe az güne kopayın kit yaptı. Bazı da düşünmeye kol yapman. Maladeyiz. Tamam. Kodge düşüne olmadım. Özür sorayım ben. Notebook'ta emas edim.
Buni biroz kattalashtirish kerak. Valla kattalashtir denglar da bunaqa muammolarga uchrasalaring. Yaxshi ko'rinmayapti, ko'rinyapti demasalaring men qayerdan bilaman? Xayolim meniki mana bu yozayotgan kodlarimni chunki. Tamam. Hamma narsa ko'rinyapti menda. Malades. O tepaga yani biraz tezroq aytib o'tib ketaman, biraz tepaga chiqib malades. Tamam. Xo'sh, emailni yozdik, to'g'rimi bolalar? Ben bir de e-mail'de yazdık. Ana şimdi bu adam bizlerden pasportem soruyor. Uf, neden bu kadar kub yazdım ben ya? Pasportum olsun mesela. Ben. Ana ondan keyin, pasportdan keyin yana nima haklı yaptı bizlerden bu arkadaş? Bu akamız. Avatar, tamam bu yan bolsun. Avatarım haklı yaptı bizlerden. Ondan keyin yana nima haklıydı? Ha, tipi. Of, bu burası güzel. Ve indi bir de gender. Bu yerde min mesela karayla bir de oğul bala yazıyorum. Oğul bala. Çünkü hazır hata kursatadı. Bu playground'da bugün değildi. Birden avtomatik ayol erkek de bir de gender de yazgandı ki autocomplete çalışırdı. Oğul bala de yazdım çünkü hata çıkardı hazır. O şahane sizlere kursatış maksadıyla. Ve status. Status'da karayın default value'su bugün için yazsamam bo'ladi, yozmasamam bo'ladi. Men sizlarga bunu konsolda ko'rsataman. Hozir aynı vaqtda yozmayman statusni. Keyin kechirasizlar. Keyingi safar yozib ko'rsataman. Xo'sh. Demak, bizlar oldik name'ni. Okay. Undan keyin pasportni oldik. Bunga ham qarang, mana bu yerda virgul qo'ymading demaysizlar. Hozir xato yoza ko'rsatardi bu ham. Bu yerda virgul bo'lishi kerak. Virgul, bu yerdan virgul. Va buni olib qo'yyapti negadir. Neyse. Bu autocomplete ligisi her halde. Hazır ben şu hata bir kesinlikle. bakayım. Neymiş? Bu en ahır gene kan. Tamam. Errors. User gender cannot. Ha. Süper. Cidden hırsızım buldum hazır. Karayın. Bu yerde hemen arsamızda okey dedi, tamam mı? En sonunda wait. Problem terminal. Karayınlar. Hemen arsa okey dedi bu yerde. En ahırgan anlakamızda. Bu yerde faydalanan için hemen malumatlarını opmuz. Ve bu yerde ne dedi? User gender cannot respected non-enum value. Oğul bala. Çünkü ne gibi bilirsinizler mi? Bizler bu yukarıda enumlarda ne demiştik? Faydalanıcının ilgisi, gender'ı fakat ayol ya ki erkek buluşu mümkün dedi. Gördünüz mü? Bu avtomatik validasyon yaptı. Oğul balı degen için. Çünkü karada bu yerde oğul balı yok. Şu sebeple birden hatanı verdi. Yani ben bu yerde hazır erkek deyip yazsam fikri acizimce bu düzelişi gerek. Bana bir yerde karın yine bir not or nasıl yazdım. Bir yerde fakat ID'nin cinayetine response olarak bu yerde erkek. Erkek mi de e mi de ya? Bu Türkçesi erkek yazılardı da oğul balı olsa. E'miş. Bu ya mi savadsızlığından? Tövbe ya. Yok doğru yazdım ben. Ya iki de acaba iki de query çalış yap, işle yaptı mı? Ha, karınlar yani aitmişler bollar ya. Tövbe çok kıstım. Demek aitmişler bunu. Karınlar iki de GraphQL nakasını işlete yapmış, rankılı yapmış. Tabii ki de işlemiydi bu. Bunu şöyle yapayım. Anlayacağım. Fakat üzerine comment line olarken ve mecbur buldum. Bana bunu da yakalışık. Buldu. Hani şimdi adaşmasam eğer muammasız işler gerek. Ctrl L. Bakalım. Ne hata verdi. Erkek. Erkak. Doğru yazken ben lan. Ben de not oluyor senin okşayım. Hani yine bir. Oh. Input tamam. Bu hazır bana bir yerde bana bunu not doğru yazdın diye yaptı. Çünkü bana bir yerde virgül bulmak için hazır bu autocomplete'in kendi ölçürsek bulan diye bu virgül koymazlığını. Bana bunu doğrulasın benim için doğru bulan da bu. Of yani kalk. Ama bunun içi de var.
Aslında bana bunu yapsam benimce doğru bulan yok. Lan ya bu et ıskatreylik. Of süpersin Zafer. Kesinlikle doğruydu. Tamam bu oldu. Ya, bu endi bu yerden ama buldu sizler gayet. Eligi yok. Mutation'da bu resolver'larda mana bu create user nakası yok. Şu an Zafer katta rahmat istatü organiz için. Mana bu yerde create user'da resolver'da yok ki bu. Mana bu hatanı verdi. Yani bizler bu payload'daki input'ları hamasını doğru yubardık. Ve endi bu yerde fakatgina bu hata mana bu hatamızın sebebi mutation resolver'larda create user degen nakamız yok. Function'ımız yok, funksiyamız. Ve onu yem yazalımız indi. Tamam, product, create product. Bu mahsulatlardan keyin mana bu yerga deymiz ki create ve bu yerde hoş 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 bu yerde bize keladi input keladi doğru mu? Input ve bize return olarak bu faydalanıcıya bana bu şekilde datanı aldık dedik. Burada 2.1 bu yangi datamız, bu user'de nakası, ondan keyin avatarını aldık. Ondan keyin first name'i bu dedik, last name'i bu dedik, nick'ini input name'likten aldık topa doğru. Ondan keyin bir de kamçılıklar, password hiç işimem yok. Bunu return olarak nakaya yöneltişim gerek, yangi nakasıya. Bir yerge diyemem ki data users push new data. Yani bunu bana Ali'ye yubarı yapmam. Bu root resolver nerede kapandı? Ha, bana bir de kapan. Yapılış gerek. Bitti. Bana unutma. Hani bu yerde faydalanıcıları yani user'da ilgisini bilgilerine yubardım ve return olarak new data'ni yubarışım mümkün. Ama bunu maplashim gerek. Nemege? Çünkü bizler bir yerde tiplerde user'da neme dedik? Adam bu faydalanıcı malumatlarını yubar etkenim demeyin. Name'im username getin. Yani ben de user faydalanıcı bilgilerini bana bu şekilde formatla bağlışım gerek. Ama database'ge faydalanıcı malumatlarını kanlı saklı yapmam ben. First name Adil'ni, last name Adil'ni, nick Adil'ni. Bu ne dedi yani? Datanın map'le bağlışımız gerekli yani doğru mu? Demek bunu bu arkadaşa yubarışımız gerek iken. Hoş. ID. New data ID. Ondan keyin user mas. Bu yerde name var. Ve bu bir object. Ve bunun içi de ise nick, new data nick, first name var, last name var. Ondan keyin tabii ki de bunun ligisi var, avatarı vardı doğru mu? Avatarı var ve bu new data avatardan geldi. Ve ondan keyin yeni nememiz vardı. E-mail mi var mıydı lan? Gender states, ha güzel. Bu yerde aslında ha onlar da size görürsün. Aynen. En kızık çay ekibimiz aslında. Sizlerge bu kegen input'lu bir konsolda göstereyim aslında. New input. Makul mu? Hoş. Bu yerde new input'ta karenler. Hamma ma'lumotlari input ichidan kelyapti payload ichidan to'g'rimi? New input, anondan keyin name buni ichida keldi, anondan keyin email keldi. Oo, aslida payload o'zini birdan jo'natib yuborsak bo'lar ekan, ne güzel ya. Buni tamam database'ga buni bunday yozamiz dedik va return olarak mana bunaqa qilishimga hech ehtiyojim qolmadi aslida. Inputdan bir direkt parchalab olsam bo'lar ekan. Qaranglar. Yaxshi nuqtaga qarabman. Input name. Name bu name'dir. Ondan keyin bunu ID'ni ama new data'dan alışım gerek. Avatar tamam fark etmez ama input'tan alışım mümkün. Input
Ve malumat yubar etkenimizde bu tabii ki de. Şimdi status doğru mu? Faydalanıcının statüsünü ne kadar gerek? Input status ve gender'ın bu arada. Bunu bir üstüne koyayım. Gender. Input dot hoş. Başka neresi gerek mi? Fikri acizimce yok. Muammasız işleydi diyen ümit demen. Hatalık bu olmasa gerek. Bu umumen gereksiz indi. Kurturgan izi inputlar hemen malumatlarımız geldi. Keçer giderse hemen isle isi de kogan gerek. Yani demek ki objekte içi de input yazganım. Bunu kaytaran çündürü botırmayayım ben. Bu yerde demek input'taki iken hemen malumatlardı. Database'e yubar yapman. Ligi kıba etken de database vardı tasarruf ikanımızda. Bu yerde input'umuzda bu name, demek ki name, ligi first name, last name'lerden naka uzun kıba alayım. Birden input'ta özünü cünet varsayın bolar mı de deysala, deyip sorasalarınız. Bizler de database'imizde first name, last name, nick'larımız hamması adil table'lar gibi yazılırken ama bizler de input'umuzda onu değil kime yaptı. Bir name degen bir object var. Onu içi dekiyle yaptı bunu hamasi. Şu sebeple bunu da kılışke mecbur bulduk. Ve return olarak da bunu aynısını cünnetik ve neyinde tekşiremiz. Evet. Iterate user da fakat ID'sini aldı. Doğru. Çünkü main fakat ID'sini verdi yani. Bu ne doğru mu? Ben şimdi bana bir de bana şunu awesome tipi de tabii ki de bu da yakılsan ve bana bu ne uçursun. Buraya uçurayım. Buraya uçurayım. Ve bana bunu yiyen uçurayım. Aynen de faydalanıcı nickler ile beraber geldi. Neyim? Object in object bu geldi. Bunu yaxşıla kuruşumuz için hani bir response nokta data değişimiz gerek. Ve bunu ne degen vaxtımız görüb durganız de bam user'da hamma bilgiler keladi. Zafar'ın iki malumatı bu ve aynı vaxta RAM'imizde bu faydalanıcı malumatları yazıldı vaxt, malum bir müddetke. Hoş, demek bir bizler bugün nemen öğrendik bu yerde? İnamlarda aynı vaxta, ondan ki inputlarda input için object kendi doğru kullanışını öğrendik. Ve endeki ikinci, ahirki öğrenildiğimiz bu unionlar. Unionlarda kendi organımız, kendi işletmemiz. Onun için bizlere bir tane query gerek. Yani query için bir endpoint gerek daha doğrusu. Yani bu ne bulsun buna adı? Örnek vereyim. Search. Doğru mu? Ve bu biz ne dedik? bu yok bu kadar uzun yazmayayım ben. Kettir Ahmet Kopaylı. Bu yerge bir string keladi degendik ve bu mecburi degendik doğru mu? Çünkü adam bizlerge bir keyword yazmadan, query kanıtı bir kelime söz yazmadan bu search'te işlet olmayıydı. Ve bunun neticesi de null böyle çıkışı mümkün. Doğru mu? Array'de, boş array dönüşü mümkün. Ama eğer boş dönmese içi de kanıtıdır malumat buluşu mecbur. Şunun için içerisi required. Ve bu yerde search result'ımız bir enamdan ilhamlanı yaptı. Yani İnanımdan ilgi teşkil topka. Hoş, ana endi bu search için ilk ölçü birinci navbette bir resolver yazışımız gerek. Çünkü bu yazgan type definition'ımız bu işleş gerek ve kayıdadır, nemadır, bacarılış gerek. Demek bu yerde resolver'larga kelamız bu mana bu yerden başlayıp mutation'lar başlayan yani üçün mi mana bu yerde bir malak yazışım mümkün bunu. Rahmet. Ve bunu bana bunu yapıp bir de virgül koyamam. Ve bu yerde diyemem ki database'imden izlerşim gerek birinci o çırtta. Birinci const result olsun mesela empty array. Tamam. Ana ondan ki bu birinci kılay degen işi işley degen kelimemiz var mı? Var olsa bu naka productlarda içinden bunu izle bu malumatlarda. Ana ondan ki eğer bu malumatlar var olsa Ligiga puşkı rezultka. İkincisi, faydalanıcılar içiden izle bu malumatlardı. Eğer faydalanıcı var bulsa, bunu yem ligiga puşkı mana bu rezultı içige. Ve son olarak en sonunda rezultı response kıp yubar. Ve bu yerde şöyle bir hazır hatalık olamız. Silerke soğol. Kendi hatalık olamız meşhurda hazır.
Audio qilib javob berishlaring mumkin. Sizlar ekran ko'rsin deb men ataylab Telegramdan aka qilmayapman. Kimda fikri bo'lsa, noto'g'ri bo'lsa ham aytishi mumkin. Hozir mana shu yerda bizlar bir xatolik olamiz. Kodimizda xato yo'q bu arada. Kodimiz to'ppa to'g'ri yozilgan. Qanday xato olamiz? Fikri bo'lgan bormi? Yok. Alakası yok. Onda emas. Kodda hata yok dedim Zafer. Anaqa biz şey lab degani ham to'g'ri menimcha chunki lab pash qilyapsiz-ku. Yok yok, hata, o hata bermeydi. Kesinlikle hata bermeydi. Muammo boshqa yerda. Tamam, sizler vaxtlarınızı olmayı saatim zaman çekeyi çok kaptı. Şu sebeple bir deney tamam. Bize response olarak user'ı ya product'ı yönetemiz duyduk. Doğru mu? Bizler de user malumatları kandayı saklanı yaptı database'de bu onlar. Bana bu şekilde, doğru mu? Ama bizler user malumatını bana bu formatta alışımız gerekti. Nereye meselelik hazır? Bunu kurs edemem. Amelde. Tabii ki de onun için query yazışımız gerek. Bunu yap. Bunu da commit line kıl. Ve en son olarak yine bir tane yangi query açışımız gerek. GraphQL. Bunun içi de adışmasım eğer birincisi schema geliş gerek de. Schema. İkincisi de ise search. Ha güzel. Then bir de response da console'a yazdır ve bu işi bitir. Demek search chain deyip izledik. Eğer bu yerde ligisi bosa name'ini mini yubar dedik. Bu price kerekemiz chain'de çünkü price yok. Ha, bu tabii ki de şey, fakat ID'sini versin çünkü name'i alakası yok. Çünkü hazırlığı bunu yana çıntıramın mega doğru bulmaganligini. Birinci search result'da deyapti ki, ha super. Bizler hazır bir yerde yana bir hata kıldık vallar. Hasilerge bunu aytaman. Kim cevap beradi? Bu yerde qanday hata kıldık? Qaranglar, GraphQL error hatasını ko'ryapmiz. Men hozir kattalashtiraman. Bu qanday kattalashtirilar lan? Control plus, control shift plus. Tamam, topdim. Bu yerde shunday haliga xato oldik bolalar. Mana bunday xato oldik. Bizlarda xatomiz, hozir yana bitta yangidan execute qilaydi. Ha, mana. Mana bunday xato oldik hozir. Sizlarga savol, qanday nima desam ekan? Nimaga bu xatoni oldik? Yozgan kodimiz qayerda xato? Query'dan keyin ID qaysi birligini aytish kerak, produkt uni ichida ID kelish kerak yoki user keyin uni ichida ID so'rash kerak, menimcha shunda bo'lsa kerak. Qisman to'g'ri. Yana boshqa fikri bo'lganlar bormi? Bu arada kim javob berdi? Hozir men mana bu yerda nima qilaman? Bu yog'i aslida bu mana shu aslida mana shundan tepasi mana bu mana bundan to mana bu yergacha bo'lgan joyda bu xato qilganimizni biz nima xato qilganimizni tushuntirib beryapti. Men eng boshida tushuntirdim sizlarga. Ana search result type'ini ichida ID degan xosiyati yo'q deyapti. Siz shunga yo'qrada yoki user ekanmi shuni ko'rsatishingiz kerak demoqchi shekilli. To'g'ri. Ama bizler bu union type'da bir xil natijaga erişimiz için nima qilamiz dedik. Interface. Men sizlarga hozir GitHub'dan name'ni. Yok. Hozir men sizlarga GraphQL'dan ko'rsataman. Bu kadar tez unutish yaxshi emas bolalar ya. Interface. Hatta union type'lardan naqa ko'rsatgan. Xo'sh. Qaranglar. Mana bu yerda search qilyapti odam, to'g'rimi? Bir ma'lum bir keyword nisbatan. Ana undan keyin
Bu type name on human deyapti. To'g'ri, sizlar hozir ayni vaqtda bu joyni aytyapsizlar. Men hozir buni yozaman, lekin yana xato beradi. Buni yozaman hozir, lekin yana xato beradi. Chunki bizlar bir ish qilmadik. Hatto to'xtanglar, men buni yozay. Chunki hali nima desam ekan? Faqat aytish bilan ish bitmasin. Bu yerda deymizki type name nima yozgandi? 3ta nuqtaymiş. On user. Bu yerda ID'si, undan keyin avatari bo'lsin, boshqa narsasi kerak emas. Undan keyin buni yop, ana undan keyin ikkinchi anaqamiz bor. Productdan izlaydi dedik. Ana undan keyin name'i bor dedik. Undan keyin o'rnak bering price'da olsun va yetadi bu qadar. Boshqa narsa istemeyiz. Güzel. Xo'sh, hozir bu yana xato beradi, bolalar. Men sizlar bilan garov bog'lashim mumkin. Hatto A harfiga ko'ra izlasin. Product ammo u yerda yo'q edi. Bu haligi alik naqa. Menimcha produktdan result chiqmaydi bu arada hozir, chunki A harfi bilan boshlanadigan yoki tugaydigan kalima yo'q produktlar orasida. Xo'sh, xato nima chiqadi, guys? Kim biladi? Boy aytgan bezotim bilan. Va bu yerda mana ko'rib turganlaringdek blablablam, blablablam, blablablam. Xatoları ko'rtirsizlar. Xo'sh. Biroz oldin aytdim ya. Hamma jim edi. Kimdir yozyapti. Boya name'dan olish kerak emasmi? Qidiradigan ismi? ID va avatar yozish. Bu yerda bu avatar o'rniga name olishdi. Kimligini bu yana baribir xato beradi bu arada. Chunki bizlar bitta narsa qilmadik. Ikkalasi uchun umumiy bo'lgan interfeys yozib, keyin implement qilish kerak emasmi? Xuddi shunday, super. Ammo buni men biroz oldin aytdim, shuni qarang. Nimaga hamma birdan ertaroq aytmaydi bolalar ya? Bu iyi bir şey değil arkadaşlar. Tamam, bu user productim qayerda? Tamam, bu yerga. Interface search. Interface sözde xato bo'lib qoldi. Interface tam. Ana undan keyin bu yerda umumiy o'xshash narsasi faqat ID. Boshqaligi esa umumiy o'xshashligi yo'q. To'g'rimi? Chunki qolgani hammasi masalan, name buniki object userda, avatar unda yo'q, gender unda yo'q, ammo statusini da olishimiz mumkin. Statusini ammo shundaylik olmaymiz. Chunki ehtiyojimiz yo'q. On bu yerda search narsasini qo'yamiz. Xo'sh, va bu yerda productim qani? Product qayerda qolding sendan? Endi muammosi. Nima deysiz? On normda implement emas mi deb? Implement mi? Input interface. Ha. Endi hamma yaxshi malades qarab boshlabdi. Xo'sh, malades. Xo'sh, bundan keyingisi. Tamam. Endi sizlarcha hozir ishlaydimi bu? Hozir bu yana ishlamaydi, men sizlarga aytay. Sizlarga savol do'stlarim, ishlaydimi bu? Agar men ishlaydi demayman, qolsa nima? Bitta xato bor berdi. Produktdagi ID int bo'lgan, bu yerda ID turibdi-ku, userda ID type. Tamam, sizda kirmaydi do'stim. To'g'ri, aslida men bunga e'tibor qilmabman, to'g'ri. Bu ham bir xato edi, ammo bundan ham jiddiyroq xatomiz bor. User qayerda? Ha, tamam. Ana hammasi ID bo'ldi. Yana bitta xatomiz bor. User ID required emas. Xuddi shunday. Xuddi shunday. Kesinlikle to'g'ri. Bu arada ikki kishi birdan to'g'ri javob berdi. Malades, endi e'tiborliklaring yanada oshdi, bunga juda xursand bo'ldim.
Endi fikri ojizimcha muammosiz ishlashi kerak. Balki aliga response da xato berishi mumkin, ama query da xato yo'q deb o'ylayapman. Qaraymiz hozir. Tushundilaringmi nima qilganini? Konflikt bo'pti name'lar. Produktni naqasin produkt name deyishimiz kerak menimcha. Bu yerda deyaptiki, name'lar konflikt bo'ldi deyapti. Chunki deyapti, bittasida username bor deyapti, bittasi faqat string jo'natyapti deyapti. Ya'ni bir xil narsa iki marta takrorlandi deyapti. Demak, bu yerda userda naqasin full name deyishim mumkin. Full name. Hozircha shunday bo'lsin, chunki yana qayerda ishlatgan bo'lishi mumkin buni. User tamam. Va bu yerda ligida resolverda ishlatdik, to'g'ri. Aslida mana bu yerda faqat name va endi xato bo'larmikan acaba? Ha, bo'ladi. Chunki uni responsini to'g'rilamadik. Ha, yo'q, aslida lekin ishladi mana. Güzel. Bu yerda search must resolve object at runtime query search. Tamam. Query search tamam. Bunu yazdık. Is type of function. Aslında men bunu nimaga bunday qilganini tushunmadim. Bu GraphQL JS ga aloqali bir narsa bo'lsa kerak. Type shop. Ha, bu ham resolve type bo'lish kerak deyapti. Mana bu natija. Ya'ni buni ham sen resolve type qilib yozishing kerak deyapti. Buni lekin nimagaligini rostdan tushunmadim. Xo'sh. Bu aslında bunda input yok, bunda şey var. Parent var. Console. LOG. Görürüz. Yani bu bize gelme bir yaptı. Bu arada search store yazdık mı? Hello, product, product, search topa doğru. Bu query de içi de doğru. Bana bir yerde doğru yazdık mı? Doğru. Hangi yerde var bu? Tamam. Tamam. Doğru iken. Şimdi hata gene bir meta kırayımız. Bu nimani ichidan izladi aslida? Bu lekin hozir u xatoni bersa ham bizlarga natija chiqarish kerak edi. Bir minut, bizlarga aslida bu iliga kelyaptimi? Bundan amin bo'laylik ilk önce. Query A doğru. Bizler de John Doe yok. John yazık bu yerge. John. John. Ve bu kayırdan izle yaptı John'da. Mahsulatlar böyle faydalanıcılar içinden. Nick. Aslında nickten faydası mümkün, izlerse mümkün. Çıkardı result çünkü. Karayımız. Ve bu yerde result'ta konsolda buraya yazıp koyalım. Hani hakikaten var mı? Tamam. Aslında neticemiz işledi, kurtturganlarında. Bu yerde mesleğe gittim ki yana hata beradi deb boya. Çünkü bu result'ta return type'ları user'da bize karın, mana bu formatta malumat tutup beradi. First name, last name, nick, gender, status diye. Ama bizlerge return olarak bize neme buluşunu kötü yapsın mana bir de union type'ta. Bunlar return buluşu için.
Ya produkti tipi formatına geliş gerek. Ya bu mesela user tip formatına geliş gerek. Yani bize resolverlar içi de mana bu fake data'mız. Yani mana bu resolverlar içi de product evet. Bunu içi de bu query ama hazır aynı vaxtda mesleği çıkan ne için dursam ekan. Mana bu narsa ham bu query ham bu tip bu geliş gerek de men sizlere bir özümde real original projektimden kursatıp düşündüremem. Bu şu sebeple o yerde hata verdi. Aslında yozgan kodumuz doğru. Bu GraphQL.js'de resolverlarda na doğru işlet etkenimiz üçün yani basic işlet etkenimiz üçün daha doğrusu. Karay bu GraphQL mı? O şende hata verdi. Schema benimce bu iyiydi. Bir yine bir karay. Ha tamam güzel. Bir yerde karay. Resolverlarda query'ler var tamam mı? Bu query içinde fakat query yazarsız. Ama şöyle bir şey daha var. Mesela bir arkaya çıkayım. Type definitions. Karayın. Bu yerde query'de üstüne örnek vereyim. Yine bir example type yazayım. Bir yerde type mesela to do olsun. Tamam mı? Bu yerde iki tane rakamımız var diye tasavvur kılalımız. Birincisi ID. Bu ID'dir. Ve ikincisi ise name'imiz bir string'dir. Tamam mı? String. Ana indi. Bu yerde hazır bu hatamız sebebi buydu. Bana bu to-do'nu tipini yazı aldık ki bunu bizler resolver'da kursatışımız gerek. Bana bu resolver'da. Normalde GraphQL'de her tane bir işlem kredi kursatışımız gerek. Bizler hazır query'de içi de product kursattık. Ama biz arge de yaptık ki tamam ben senin search result neticesini kurset ama lakin senin bitti iş kılışın gerekli yaptı. Sen beni yubar etken malumatların doğru işler için bu yerge bana bu şekilde bey. Bana bu şekilde nakane bilgilerini, malumatlarını bu şekilde niye Kırgızışke mecbursun diye yaptı. ID ise mesela bu yerde hem hood dimensional var. Parent. Parent'ten kigen ilgisini parent'ten kigen ID şekilde. Ya da ne bileyim bir de virgül boş gereği de unuttum. Virgül. Name. Bu da payload'da parent'i var. Parent'ten kigen. Öğrendik neyim şekilde alışın gerek diye yaptı. Hadi bizler GraphQL.js işlet etkenimiz üçün bizler tüm işlem kılı etken işlemlerimiz query'de içi de. Ya bu masa mutation de içi de işlem kılı ne yaptı. Yani bizler hazır bizlerden product degen joy var ligde. Yani bu mamlı şekilde yazılgan. Product de. Tamam mı? Bir yerde bizler de şuna kadar hata verdi aslında. Sen bir yerde bir de product'un var diye yaptı. Bu senin bu yazgan product'un query'de içi de ama ben senden bu taşkarıda kötü yapman diye yaptı. Bu taşkarda kütüytken sahibi içindeki datalarda formatın doğru alış için. Şimdi var mı şu result ligi neticesi doğru ligi işlemeken sahibi. Mesela da istersen gibi en başı da eğitkendim. Bu hazır hata bir adı deyip. O şey hatanın nedeni bu. Bana bu hatanın nedeni. Yani bizlerden search result'ı bir yerde bizlerde bu resolver'da içi de hokla yaptı. Diyaptı ki sen benim search result'ı yaz. Onun içinden iki de obje bulardı bunun içinde diye yaptı. Birinin adı product, ikincisinin adı user. Ana onun ikinci onu hoganını devamını ittirip ki degen manada hatanı bir yaptı aslında. Uf, demek bugün ne ötüdüken mevzularımız şuydu. Endiki derste Huda haklasa benimce bir ya iki tane arsa kaldı. Fragmentlarga karayımız. Ondan ki mi mana bunu hazır yeni bir izleştirip göremem. Vaktimizin tolup kaldı. Bu belki bunun hem kılıç imkaniyatı vardır. Belki biraz baş ağrıftır. Bu sizlerle en başta ettim. Ben bu GraphQL.js'de umumen işletmegen ben. Ve bizler de ihtiyacımız bu muydu bunun gibi. Yani skalarlar yasa etkenimize gerek bol şunkun ama Hogan'larda mesela şu kullan etken framework'larımız ve kütüphanlarımız kubunu bizler doğrumuzu yasa koyardı. Şu sebeple bunu da işlemegen ben deyip nakak kıldım. Yani normalde sizler hem işletmeyizler real projektler kılıyken de. Buna ihtiyacımız bu muydu? Çünkü hazır bunu üstüne namına bir yetmen yine de asarak düşünce buluş için. Mesela bu yazılırken kütüphanelerin üstüne namına bir şeydim. Sizler de fikirleriniz karşı mümkündü. Yani bunu core kısmı kendi işleyişliğini bilmezliğiniz mümkündü. Bilanmazsan karşınız mümkündü. Şu sebeple bundan example kıldım. Benim için hem yaman kıyım böyle yaptı aslında bunu sizlere düşündürüşü. Çünkü her birine kayda kayda izleş gerek.
Ve ataylı sizlerden aldım pergerlik kurmayıp, şu hata kısım birge izleştirik. Men kandayı hatalar da izleyip, ben neticelerini kandayı topamam. Normal, eğer sizlerde mesela yeçin bulsa, sizlerde sol bulsa kandayı topardılarınız. En şun yok şöyle, beraber bir fikir koyalım. Ne mesela, urganış olsun degen maksadda, hata bulsa kayırdan izleş gerek, hatanı kandayı topuş gerek degen de. Xullas, şu bugün o'tadigan mavzumuz, o'tgan mavzumuz. Bu mavzu bo'yicha tushunmagan kimda qanday savollar bo'lsa, tabiiyki sizlardan seva-seva eshitaman. Hozir bu video naqasini to'xtataman, chunki liqamiz tugadi, darsga oid bo'lgan naqamiz.